Hey da dey hey hey. Aydım aydın o kana kana, ona dederim ben de san, kırpını san. Asya'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyada Türk boyları arasında yılbaşı olarak kutlanan Nevruz, insanoğlunun bildiği en eski bayramlardan biri. Sovyet döneminde bile Türk cumhuriyetlerinden hiçbiri Nevruz'un coşkusundan yoksun kalmamış. Geceyle gündüzün eşit olduğu Rumi 9, miladi 21 Mart günü Yeniçe, yeni gün anlamıyla Nevruz ismine uygun doğal bir başlangıç, bir halk bayramı olmuş. Doğa, yeniden canlanışın ilk belirtileriyle Nevruz için göz alıcı renklerini sergilemeye, insanı kendine çekmeye başlar. Kuzey Yarımküre'de yaşayan pek çok toplum, bu yüzden 21 Mart'ı bütün varlıklar için uyanış ve yaratılış günü saymaya devam ediyor ve Nevruz adı altında kutluyor. Nevruz, bu iklimde tabiatın kıştan çıkarak bolluk ve berekete kavuşmasını simgeler. Toplum yaşantısında hareketliliklerin ve dönemlerin başlangıç noktasını oluşturur. Çiçek, börtü böcek, kuş, kuzu ve su uyanışını bir Nevruz türküsü gibi coşkuyla yansıtır. Baharın müjdecisi Nevruz çiçeği, kar altından kuşandığı güzelliğiyle çıkıp toprağı uyandırır. Sonra, ben nazlıyım, sarp kayalarda gizliyim, benden hala çiçek var mı der. O gün evlerin kapıları bahara, şenliğe ve dirilişe açılır. Doğa, güneşin yedi rengine kuşanır. İnsanlar umudun, birliğin, bolluğun, coşkunun, kardeşliğin hikayelerini yazıp söylerler yüzyıllarca Nevruz'a. Nesilden nesile aktarılan bir geleneğe, tarih bilincine, doğa sevgisine, yaşama sevincine ve ruh güzelliğine dönüşür Nevruz. Onun için İnsanoğlunun belki de en sabırsızca beklediği bayram Nevruz'dur. O yokluktan, kıştan, uykudan çıkıp varoluşa, canlanışa, doğayla bütünleşmeye ulaşılan kapıdır. Binlerce yıldan bu yana Avrasya bozkırlarında, vadilerinde, yaylalarında ve kentlerinde her 21 Mart'ta bu doğal yıl dönümü kutlanır. Nevruz'un bir diğer simgesel yanı da cömert insan doğasının sürekliliğini yansıtmasıdır. Türk insanı bu doğasını önce özene bezene hazırlanan sofralarıyla sergiler. Çünkü o inanır ki Tanrı kendine sayısız nimeti bu doğa üzerine yaymıştır. Kendisi de Tanrı'nın ahlakına özenerek sofrasını yayar, böylece verici olmayı öğrenir. Bu yüzden diyebiliriz ki, Nevruz kültürünün sayısız fantastik inanış ve göreneklerinden de önde gelen bu bayramın bir ziyafet ve sanat şöleni olmasıdır. Nitekim, özel yemekler Nevruz'a özgü bir heyecanla hazırlanır ve neredeyse bir sanat eseri gibi sofralara yerleştirilir. Çünkü Nevruz'la kendilerini mutlu etmişlerdir. Öyleyse, bu mutluluklarını çoğaltacak ve yayacaklardır. Nevruz bir yandan da bu cömert kültürün öyküsüdür. Bir yandan efsanelerin, öykülerin anlatıldığı bir bayramdır Nevruz, bir yandan da yumurta tokuşturma
veya ipte sallanan elmayı dişlerle yakalamaya kadar türlü küçük şirin oynayışlarla şen şakrak bir halk şenliğidir. Yeniden diriliş günüdür Nevruz. Her yıl kaybettiklerimizden daha fazlasını edinebileceğimize ilişkin güçlü bir umut uyandırır. Büyük kentlerde olmasa bile, geleneksel kültür renklerinin yaşayabildiği ortamlarda, kasaba ve köylerde, Nevruz, yıldan yıla devredilen bir bayrak gibi nesilden nesile taşınır. Bu kentli ve aydın bakışının yanında, halk da kendi arasında geleneksel Nevruz'unu kutlamaya devam etmiştir. Söz gelimi, Ağrı'da bir başka renk alır Nevruz. Edirne'de başka bir çeşni ama her durumda insan ve doğanın ortak cümbüşüdür. Göktürklerin Nevruz'u Ergenekon'dan kurtuluş günü olarak benimsediklerini biliyoruz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Atatürk, 1922 yılının 21 Mart gününde Burgul'a Keçiören bağlarında Ergenekon yani Nevruz Bayramı kutlamıştı. Nevruz, kimi anlatılara göre Hazreti Ali'nin, bazılarına göre de Hazreti Hüseyin'in doğum günüdür. Kimilerine göre ise Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlendiği gün Nevruz'dur. Nevruz'un sivil bir şenlik olarak yüzlerce yıldan bu yana özünü ve coşkusunu sürdürebilmesi doğallığındandır. Nevruz'u batıya doğru ve en uca taşıyan ve Tuna boylarında da yaşatan Türkler olmuştur. Onun için hiçbir Türk boyu yoktur ki onda Nevruz Bayramı yılın en önemli günlerinden birini oluşturmasın. Nevruz, genel olarak Türklerde ziyafet boyutu ağır basan bir bayramdır. Eğlence, oyun ve eski inançlardan süzülmüş bir takım görenekler, hatta ilginç itikatlar da Nevruz renkleri arasındadır. Ancak Nevruz'un en önemli boyutlarından biri, coşkulu bir ikram vakti olmasıdır. Bu yüzden hiç şüphe yok ki, Nevruz derinlemesine bir teşekkür anlamı da içerir. Elde edilen nimet ve güzelliklere, yaşama sevincine karşılık veriş anlamında bir teşekkür. Türk insanı, Nevruz'un çağrıştırdığı berekete karşı minnetini yansıtır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar, Avrasya coğrafyasını simgeleyen kültür şifrelerinden ve insanoğlunun tanıdığı en köklü sivil coşkulardan biri olan Nevruz Bayramı, hala çağımıza efsane taşır, kendini güncelleştirir. Türklerin konduğu ve göçtüğü her karış toprakta, hala yaşamaya devam eden Nevruz'u, söz gelimi güneyde biraz daha Akdeniz havasıyla kutlanırken görürüz. Rumeli'de ise biraz daha Balkan dokusuyla. Ama Nevruz hep aynı Nevruz'dur. Öz hep aynı özdür. Değişen görenektir. Yerel birkaç renktir. Edirne'den Van'a bütün Anadolu'da kutlandığı gibi Çin egemenliği altındaki Uygur Türklerinde de canlılığını koruyan Nevruz'un bir önemli boyutu da insanlar arasına saldığı kardeşlik bağıdır. Çok geniş coğrafyada türlü yerel renklerde beslenen ve hala da yeni çeşitlemelerle macerasını devam ettiren Nevruz'u şurada başka bir yönüyle burada başka bir yönüyle ortaya çıkmış bulabiliriz. Söz gelimi, Azerbaycan'da Nevruz yaratılışın tekrar yaşanmasını temsil eder. Bazı yörelerde, söz gelimi Türkmenistan'da ise Nevruz öyle tek günlük bir bayram olarak kutlanıp geçiştirilmez. Orada Nevruz'u oldukça kapsamlı bir program olarak görürüz. Halk, bayram hazırlıklarına bir hafta önceden başlar. Nevruz gününe kadar ne kadar çok yiyecek hazırlanırsa, yeni yılında o kadar çok bereketli geçeceğine inanılır. Ayrıca Türkmenlerin arasındaki yaygın bir inanca göre Nevruz günü kurulan salıncaklara binenin günahları dökülür. Kazakistan'da Nevruz ulusun ulu günü veya ulus günü adıyla yüceltilen bir şölendir. Kazaklara göre bugün soğuk ve karanlık gece çekilip yerini aydınlık ve sıcak gündüze bırakır. Onlar için Nevruz yeryüzüne iyiliğin geldiği gündür. Özbekistan'da da Nevruz, hazırlıklarına bir hafta önceden başlanılan kutlu bir gündür. Evler, bahçeler temizlenir, su yolu kenarlarına fidanlar dikilir. Özbekler de bugün Türkiye'de olduğu gibi, Nevruz günü yakılan ateşin üzerinden atlanılarak
günahlardan arınma geleneğini sürdürmektedir. Kırgızistan'da ise Nevruz bahara geliş bayramı olarak kutlanır. Bunun için Kırgız Türkleri arasında Nevruz günü açık renkli elbiselerin giyilmesi yaygın bir uygulamadır. Ayrıca zenginlerin fakirlere sadaka vermesi de titizlikle sürdürülen bir Nevruz geleneği olarak dikkatleri çeker. Nevruz'un anlamlı bir işlevi de Sovyet dönemi boyunca görülmüştür. Bu süreçte Nevruz farklı etnik unsurlar haline getirilip birbirlerinden koparılmak istenen Türk topluluklar arasında derin bir iletişim köprüsü oluşturmuştur. Türkçenin farklı lehçelerini konuşan topluluklar, Nevruz sayesinde aralarında köken birliği olduğunu hissetmişlerdir. Bugün Nevruz. Yeni gün geldi, yeryüzünün nefesi ısındı, gündüz ve gece eşitlendi ve bütün canlar uyandı. Evlerin kapıları bahara, şenliğe ve dirliğe açıldı. Güneşin yedi rengini kuşanan Nevruz, umudun, birliğin, bolluğun, coşkunun, kardeşliğin hikayelerini yazdı yüzyıllarca. Orta Asya'dan Balkanlara, insanın doğayla kurduğu derin bir ilişkiye, hoş bir şenliğe, birlik ve beraberliğe, dostluğa, sevgiye uç verdi Nevruz çiçeği. Avrasya'nın ve Türkiye'nin güncel efsanesi Nevruz, en geniş anlamıyla kardeşliği, birlik ve beraberliği, bahar coşkusunu ve engin doğa sevgisini canlı tutan güçlü bir dinamik olarak yaşamaya devam ediyor. Bu dinamik, Türk boylarının yaşantısına sevinç olarak yansımış. Bu sevinçse kendini renklerde göstermiştir. Bütün Türk boylarında ve kültürlerinde sarı, yeşil ve kırmızı renkler canlanmanın sembolü olarak kullanılmıştır. Ah yarey, gıyda dey, hey, hey. Aydın aydın o kana kana, o kana dedem nerede kan,